Anadolu'da 200 yılı aşan bir sürede egemenlik sürmüş olan, Perslerden kalan hemen hemen hiçbir yapı yoktur. Bunun sebebi belki Perslerin Zerdüşt inancından dolayı sadece doğayı kutsal kabul etmeleri ya da siyasi stratejilerinden dolayı işgal ettikleri bölgeyi satraplıklarla yönetip sadece vergi toplamaktan başka hiçbir şeye müdahale etmemeleri olabilir. Tam da bu sebeple Foça'nın 7 kilometre doğusundaki bir düzlükte yer alan Pers Mezar Anıtı, Anadolu ve Ege arkeolojisinin en ilginç ve önemli yapıtlarından biri olarak karşımıza çıkar. Önceleri bölge halkı tarafından görünüşünden dolayı taş kule olarak adlandırılan bu yapının araştırmalar sonucu bir Pers Mezar Anıtı olduğu kabul edilmiştir. M.Ö. 5. yüzyıla tarihlendirilen yapı, tüf taşından bağımsız bir kaya kütlesinin şekillendirilmesiyle oluşturulmuştur. Onun bir Persli için yapılmış olduğu düşüncesi, anıtın karakteristik özelliklerinden kaynaklanır. Pers kralı Kairos'un İran'daki mezar anıtı bu yapıyla benzerlik göstermektedir. Dışarıdan görünüşü bir kamyona benzeyen yapının, kuzey tarafındaki üstünde piramidel 4 basamak üzerinde bir küp blok ve üzerinde 3 basamak daha vardır. Kuzey yönünde üzerinde ruhun geçişini sağlayan artı işareti bulunan sahte kapı yanında gerçek giriş kapısı batı yönündedir. İçinde döşemeye oyulmuş büyük bir lahit mezar görülür. Çevrede o döneme adak olarak kullanılan sığır, at ve koyun adandığını gösteren sunağa ait izler bulunur. Anıt Mezar 2000-2001 yılında Profesör Doktor Ömer Özyiğit başkanlığındaki Kokaya kazı ekibi tarafından restore edilmiştir. Mezar anıtının hemen yanında bir çay akmaktadır ve bugün önü bir barajla kapatılarak gölet haline gelmiştir. Çay kenarına inildiğinde çevresi boyunca Foça taşından oluşan jeolojik yüzey üzerinde küvete benzer kan çukurları ve kan kanalları bulunması burada da adak adandığını gösterir. Anıtın önünden geçen yol çayın üzerinden bir geç dönem Osmanlı köprüsüyle karşıya doğru devam etmektedir. Tarih bilgileriyle karşılaştırıldığında bu köprülü yol büyük bir anlam kazanmaktadır. Pers kralı Kairos, M.Ö. 547 yılının sonlarında Sardes'i alarak Lidya krallığına son verir. Çok kısa bir sürede tüm Anadolu'yu ele geçirir. O zamanın dünya ticaretine egemen olma isteğiyle önceden var olan bir yolu M.Ö. 522-486 yıllarında yaşamış olan Kral Darius geliştirir. Herodot'un kral yolu diye adlandırdığı bu yol, Sardes ile güneybatı İran'daki Susa'ya değin uzanıyordu. Kral yolunun uzantısı olarak Efesos ve Fokaya'ya bağlantıları vardı. Fokaya'yı Sardes'e bağlayan yol, büyük olasılıkla Pers mezar anıtının ve buradaki eski yolun bulunduğu yerden veya yanından geçiyor olmalıydı. Tekrar mezar anıtına döndüğümüzde, son zamanlarda tarih ve arkeolojik araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerden faydalanarak şu sonuca varabiliriz. Burası bir Frig kutsal alanıydı. Benzerleri Foça'nın birçok tepesinde Kibele tapu alanı olarak bulunmaktadır. Belki zaten var olan bir Frig kaya mezarının ki en az M.Ö. 8. yüzyıl veya daha öncesi olmalı, dış yüzeyine şekil verilerek monoblok bir anıt mezar ortaya çıkarıldı. Büyük olasılıkla da Sardes Savaşı sırasında ölen Susa kralı Abradatas için Pers kralı Kairos tarafından yaptırılmıştır. Bu anıt mezar yapı biçimi Kairos sonradan kendi mezarında da kullanmıştır. Taş kule adlandırılmasıyla başlayıp bu bilgilere ulaştıran yapı belki de sonraki yıllarda çözülecek başka bilinmeyenler de saklıyordur ve tüm gizemleriyle araştırmacıları bekliyordur. Kim bilir?